Herkese selamlar dostlar. 11 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 maçım var. İdeal yüksek oranlarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Bol şanslar. Öncelikle 10 Ağustos için çok mesaj geldi. 10 Ağustos videosu yok mu? Real Madrid maçı var vesaire. Bu yönde Instagram üzerinden mesaj geldi. Gerekli YouTube üzerinden yorumlar geldi. Arkadaşlar 10 Ağustos'un tahminleri şu an zaten Telegram kanalında yayında. Herkes açık Telegram kanalına attım. Oraya da attım. Katıl grubuna zaten attım yazıyı. Video çekemediğim için sadece Real Madrid maçının 2 tane tercih yaptım. İdeali yüksek oranıyla birlikte. Kangal Tips YouTube Telegram kanalında yayında. Açıklamada link var, tıklayıp gelebilirsiniz. Onu geçtim. Bir adet skor yarışması yapalım. Öncelikle Boda maçının skorunu bilen kim, ondan bahsedelim. İbrahim İncegül olması lazım. İyi yazmışım, yine de İncegül olarak hatırlıyorum. Instagram üzerinden ulaşırsa Kata Telegram gruplarında Ağustos ayı boyunca misafir edelim arkadaşımızı. Bir birlik skoru bilmiş. Bilenler var 4-5 kişi. İbrahim arkadaşımız çıktı çekiliş sonucu. Bir de maç skoru yarışması yapalım. Konya Spor Vaduz mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur arkadaşlar? Sizlere sorduk. Değerlendirecekler, katılacaklar. Şimdiden herkese bol şanslar diyelim. Bunu da geçtim. Konya Spor maç skorunda. Yüksek misliden yüksek kazanmaya devam. Ağustos ayı boyunca toplamda 9 adet mücadele verildi. Yüksek misli oynanabilecek. 9'da 8 yaptık toplamda. Bir tanesi dün mesela Zalgiris maçının evin tek golüydü. Gece zaten atmışım. Yazı olarak anlatmışım. Ben bahsettim zaten. YouTube'da da bahsettim. Hatta Zalgiris'in atacağı 2 golden de bahsettim. Yani atabilir dedim. 3-11 gibi oranı vardı. Kırmızı kart falan gördü. Gelmedi. Hatta şunu söyleyeyim ben sizlere. Devre arasında bir canlı bahis verdim ben. Dedim ki canlı bahisin altına anekdot düştüm. Kırmızı kart. Dedim ki Zalgiris takımı kırmızı kart görebilir. Avrupa'dan oynayanlar Zalgiris'in kırmızı kartına ufaktan bir şeyler atsın dedim. Hakem hem objektif değil dedim. Hem de çok fazla ilk yarıdan sarı kart gördü dedim. Doğrudan kırmızı kart gördü dakika 58'de. O da zaten imzamızı attık orada da. Yine Avrupa için bir yüksek misli verdim. Sturm Graz'da Rangers'ın burada 0-1 çifte şanslarını direkten kaybetmezlerini önerdim. Onun oranı Avrupa'da 1.67 idi. O da bir yüksek misli olarak önerildi. Geçtim bunu da. Kombinelere baktığımız zaman da dün 2 tane kombine verildi arkadaşlar. Fullendi. Benim hatta 3 kombine verildi. O da fullendi. Editör arkadaşımız da bir kombine verdi. O da geldi. Ben kendiminkileri göstereyim burada. Günün kombinesi olarak verdiğim Zalgiris'in atacağı bir gol. Rangers'ın da doğrudan galibiyeti. Çok başarılı bir şekilde Zalgiris zaten ilk yerden geldi. Rangers de ilk yerde attı. Zaten maçı da 3-0 kazandı. Başarılı bir şekilde günün kombinesini tamamladık. Altında bir adet de alternatif kombine verdim. Çok güvendiğim bir maç vardı. Rangers'ın ilk yarıdan en çok korneri arkadaşlar. YouTube'da zaten bunun üzerine durdum ve anlattım. 1.45 gibi oranı var. 1.43 oranı vardı. Sonradan bu oranı 1.20'ye kadar düşürdüler zaten. Rangers'ın ilk yerden korner atarı. Yine aynı şekilde PSV ile burada Sturm Graz farklı 2 mücadeleyi de çifte şansı alaraktan yanımına bir alternatif ideal kombine çıkardım. Değerlendirenlere tebrikler diyelim. İsterseniz videomuza başlayalım. Bir de canlı bahisten bahsetmezsem olur mu olmaz. Dün inanılmaz canlı bahis yaptık. Bakın inanılmaz diyorum, inanılmaz. Ben bir tane 1.41 orandan dakika 9'da verdim, erken dakikada. Dedim ki Kiev takımı şu an biraz oyunu durduracak gibi gözüküyor. Fakat Sturm Graz hızlandırıyor dedim. İlk golü Sturm Graz'dan bekliyorum dedim. Zaten Sturm Graz 1-0 bitti. Altlı bitti. Onun yanına maçlar devam etti. Benfica maçına maç sonu 2.5 üst, ekstra da deplasman 2.5 üst olarak verildi. Başarılı oldu dakika 60'da. Benfica maçı 3.5 üst olarak verildi. Tekrardan başarılı oldu. El Zamalek maçına ilk yarı 0.5 üst, başarılı oldu. Zabrek maçına maç sonu 5.5 üst, ekstra da ev sahibi 3.5 üst. İnanılmaz orandan yakaladık. Bunu zaten sağ olsun editör arkadaşımız şov yaptı. Burada aynı şekilde maç sonu 3 KG var ve vesaire vesaire derken PSV maçına 3.5 üst dedik. Ekstra da ev 1.5 üst dedik. Bakın dakika 74'te verilen bir bahisti. İnanılmaz bir canlı geçirdik ciddi anlamda. Dün kazanmayan sanırım yoktur. İsterseniz dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Biraz da hızlı geçeceğim. 10 dakikayı sığdırmaya çalışacağım. Ve şöyle söyleyeyim. En güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesiyle başlayacağım bugün. Sizlerden ricam sadece videoyu atacağınız like'lardır arkadaşlar. Partizan maçıyla başlayalım. Şimdi sabah gece 4'te yattım. Şöyle girersek. Gece 4'te yattım. Video yetişsin uğruna sabah 8'de kalktım. Analizlere başlamaya başladım. Maçların özetlerini de bir güzel maç önünden izledim. Şimdi Partizan maçının özetini izledim arkadaşlar. Aik Larnaka'yla oynanan bir karşılaşma. Şimdi çok güzel notlar çıkardım. O maçında 8 dakikalık bir özeti var aynı şekilde. YouTube'da güzel bir HD bir özet buldum. 8 dakikalık. Sabah çayımı doldurdum. Özetimi izledim. Şimdi o maça baktığımız zaman da Partizan'ın bulduğu pozisyonlar arkadaşlar daha net. Özellikle dediğim gibi Partizan kaleye gittiği zaman da Larnaka'dan buradan daha fazla etkili olmuş ve daha net pozisyonlara girmiş. Hatta dakika 17'de ilk golü atıyor. Ben özellikle bahsetmek istediğim bir isim var burada. Gomez var arkadaşlar. Hücum hattında santrofor oynuyor. Geçen sezon Partizan'da inanılmaz formdaydı. İyi satmadılar onu ciddi anlamda. Çünkü 50 maçta 38 tane gol attı adam tek başına. Onun yanında sağ açıkta veya sol açıkta hiç fark etmez Diabete oynuyor. Diabete'yi zaten Süper Lig'de de biliyoruz arkadaşlar. Geçen sezon Giresunspor'da atlı driplinglerle ben hatta canlı izleme şansım vardı. 2 tane maça gittim. 2 tane Giresunspor maçına gittim. Orada izleme fırsatım oldu Diabete'yi. Bireysel olarak atlı driplinglerle birlikte rakip ceza sahasında çok etkili oynuyor. Diğer tarafta Manning var, aynı şekilde o da golcü bir isim. Yani ileride 3 tane siyahisi var. O siyahi oyuncular Partizan'ın çok etkili. Özellikle şundan bahsedeyim. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı bu Partizan takımı. Kimleri devirdi. Son 16'da artık içeride dışarıda Feyenoord geldi. Feyenoord'a mağlup oldu. Tecrübe olarak da iyi bir takım. Bakın oran düşecektir. Oran 1.35'e kadar düşecektir. Ben burada doğrudan Partizan galibiyeti bekliyorum. Larnaka'ya baktığımız zamanlarda onlar da 2 tane duran toptan gol buldu. Geçen oynadığı maçta 2-1 kazandı. Taraftarı da vardı fakat Partizan'da oynanacak. Partizan stadyumunda, hatta stadyumuna kadar baktım. Böyle olimpiyat stadyumu gibi bir şey. Etrafta koşu yeri de var zaten. Velhasıl kelam ben burada bir Partizan galibiyeti bekliyorum. Günün en güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesidir. Onun yanına da dedim ki bak oran düşmüş. Samimi söylüyorum bu oran kaçmaz, yakalayın. 1.95 oranı vardı. 10 dakika önce 1.93'e düşmüş. Erir bu oran. Ben size söyleyeyim. İlk yarıdan da bir Partizan galibiyeti gelebilir. Geçen maçta da ilk yarıda Partizan gerçekten baskılıydı. Geçtim. Fenerbahçe maçıyla başlayalım yukarıdan. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da Ümraniye maçı çok ofansif bir kadro sahadaydı. O maçı çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok ofansif bir kadro sahadaydı. Burada arkadaşlar önemli bir nokta var. Şunu belirteyim. Muhtemelen Arda Güler mesela ilk 11 olacaktır. Böyle kadro rotasyonu çok geniş olduğu için ilk maçta da 3-0'lık skor üstünlüğü ele aldığı için Fenerbahçe şans bulmayan fakat iyi oyuncular var. Takımda geniş bir kadrosu var. Onlara forma verebilir. Örnek dediğim mesela Arda Güler'e burada ilk 11'de çıkartacaktır diye düşünüyorum. Bir tanesi Arda Güler'dir mutlaka. Bu yönde bir düşüncelerim var benim. Fenerbahçe takımı bu maçı kazanır mı? Ne kadar umursar diyerek düşündüğümde 2 tane yüksek oran önereceğim burada. Bir tanesi arkadaşlar maç aralığının ben 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Toplam gol aralığı 2-3 golün oranı 1.77 gibi oranı var. Çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyun 1-0'dan sonra veya ilk golü kim atarsa, özellikle Fenerbahçe ilk golü atarsa oyun bir rolantiye dönecektir yani. 2-3 gole yakışır bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bahsettiğim gibi bir forma yarışı da Fenerbahçe'de var. Çünkü çok geniş rotasyonu var. Burada da doğrudan bir Fenerbahçe galibiyeti, kadroya bağlı olarak çok fazla yedek çıkmazsa böyle diğer böyle kaliteli oyunculardan sürerse Fenerbahçe'nin de burada ufaktan bir galibiyeti alınabilir. Çünkü Slovaçko takımı çok fazla gelemedi bile rakip kalemize geçen maçta. İsabetli şutları yok diye hatırlıyorum zaten. 1.89'dan da ekstra bir yüksek oran olarak Fenerbahçe galibiyeti denenebilir. Konya Spor Vaduz mücadelesi. Konya geçen maç rakibi ciddi anlamda dövdü. İlk yarıda olsun, ikinci yarıda olsun çok sağlam bastı. Hatta ligde de çok fazla Ankara Gücü maçında oynamadı. Onu da belirteyim yani. Burada biraz Avrupa'da iş yapmak isteyen bir Konya Spor var gibi gördüm. İlhan Hoca maçta biraz şöyle sağ kenarından baktığımız zaman da bir rol yapıyor gibi geldi bana. Ben de maçı izledim. O anda Fenerbahçe maçı da vardı aynı anda. Dönüşümlü izledim ben orada. Ankara Gücü'ne karşı çok fazla oyun oynamadı. Muhtemelen yani akıllarında bu Vaduz maçı vardı. Bir berabere kaldılar ilk maçta. Ve iyi oynamalarına rağmen berabere kaldılar. Bu maçta muhtemelen galip gelecektir. 1.05 gibi oranı var zaten. Ben diyorum ki ilk yerden bir Konya galibiyeti gelir bence. Çünkü baskılı bir Konya olacaktır. Tribünde gerçekten Avrupa'da destekliyor. Bate maçına bakın, tribüne çok doluydu Konyaspor tribünü. Aynı şekilde bu maçta da dolu olacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı 1.40 gibi orandan idealden sizlere Konyaspor olarak öneriyorum. Başakşehir maçını atlamayalım. Başakşehir ile Breiðablik mücadelesi. İzlanda ekibi olan Breiðablik takımı gerçekten geçen maçta 3 tane gol yediler. Fakat dikkat ettiğim bir unsur var. Kesinlikle oyundan düşmediler. Yani oyun disiplini üst düzey bir takım olduğunu söyleyebilirim Breiðablik takımının. Başakşehir'e baktığımız zaman da tecrübesini konuşturarak galip geldi bence. Oyun olarak çok fazla üstün olmasa da bulduğu pozisyonlarda oyun tecrübesini konuşturaraktan da galip geldiğini söyleyebilirim. Hafta içinde Kasımpaşa maçı vardı. 4-0 bitti. 4-0 bitmesinin en büyük sebebi Kasımpaşa'nın o maçta biraz daha ben de oynayayım ya, ben de oyuna dahil olayım, ben de hücum yapayım şey oldu. Arkada çok fazla boşluk kaldı. Hatta ben ev sahibi 2.5 üstü olarak da canlı bahis verdim. İlk yarıdan da bir golle canlı bahis verdim. 2'de 2 canlı bahisle o maçtan çıktım. Katıl grubunda, canlı grubunda. Ben hasıl kelam Başakşehir bu maçta bence çok fazla kasmaz. Belli bir yerde, çünkü Breiðablik takımı ben rotasyondan ve oyun disiplininden kopmayacağını düşünerekten de bence Başakşehir kazansa bile bu mücadelede 3.5 altında kazanır diyerekten de oran almak adına da ya 4.5 altına 1 de diyebilirim. Fakat oran yok. 3.5 altına 1 yaparak 1.62 gibi orandan Başakşehir'in burada 2-0, 2-1 bandında kazanmasını bekliyorum. Bol şanslar. Andaleh'le Payda Flora mücadelesi. Bu karşılaşmayı şu yönden değerlendirme altına aldım. Andaleh'in maçını, bu maçın da özetini izledim. Maç 2-0 bitti yanlış hatırlamıyorsam. Andaleh muhtemelen yedek kadroyla çıkacaktır. Benim burada oranım biraz düşük ama gelmesi muhtemel. Özellikle Andaleh maçının özetini izlediğimiz zaman da 5 dakika 46 saniyelik bir özet var arkadaşlar maçın özetinin. 4 dakikası zaten ilk yarıdan. Çünkü Andaleh takımı 2-0'ı yakaladıktan sonra devrede maçı rolantiye aldı. Aynı şekilde kendi evinde de rotasyonlu bir kadroyla çıkacaktır diye düşünüyorum. Kendi oyuncular, yani bir nevi vitrin maç olarak da gösterilebilir bu karşılaşmada da. Çok fazla gol atacağını düşünmüyorum. Şöyle ben 5 fark atamaz diyorum Andaleh takımının. Bir şeyden oranı var. 1.28 oranı var. Onun yanına da ses geliyordur galiba. Neyse, velhasıl devam edelim. Onun yanına da 1.86'dan da şöyle bir şey yapabiliriz aynı şekilde. Yani 3 farklı, 4 farklı yenemez belki. 3 farklı okeyim. Fakat 4 farklı belki yenemez. 1.86'dan böyle bir değerlendirme de yapılabilir arkadaşlar. Son mücadelem Aris'le Tel Aviv mücadelesi. Tel Aviv arkadaşlar burada ilk maçta 2-0 yendi. Oranlar dikkatimi çekti. Oranlar aynı. Aris de şöyle oranlar aynı. Tel Aviv'in galibiyeti 1.76 idi. Burada da Aris'in galibiyeti 1.76. İlk maçta Tel Aviv evinden olması, evinde oynadıklarından mıdır bilmiyorum. Hücumda gerçekten çok organize ataklar yaptı. Bu yılda güzel bir transfer yaptılar. 35'lik Zavi'yi kadroya kattılar. Ki maçta da dakika 68'de girdi. 80 gibi de golünü attı. Formaya çıkardığı tribüne falan koştu. Şimdi ben bu maçta Aris de iyi bir takım, güzel transferler yaptı. Mesela Gervinho'yu aldı Trabzonspor'dan bedelsiz olarak. Geçtim bunu, şöyle söyleyeyim. Tel Aviv hücumda yaptığı organizasyonlarda gerçekten başarılı. Özellikle ceza sahasında yaptı. Böyle vurdum duymaz bir takım değil. Kafasını kaldırıyor, sağa veriyor, sola veriyor. Organize ataklar yapabiliyor. Özellikle bunu ceza sahasında soğukkanlılıkla yapabiliyor. Ben bu yüzden bu mücadele yüksek oranıyla birlikte KG var alacağım. Aris de kendi evinde biraz da ileri çıkacağından da İsrail'de de oynanan maçta da zaten pozisyon buldu. Burada da kendi evinde biraz daha hücum oynayacağından da gol pozisyonu bulmasını ve gol atmasını bekliyorum. İdealden tek tercihim 1.68 gibi orandan. Oran da güzel. KG var tercihidir. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 6 maçım. Kombin önerisi yapmadım. Katıl Telegram grubunda muhtemelen bir kombin önerisi yaparım. Sizler de videoya like atarsanız veya yorum atarsanız, Konya Spor'un skorunu sorduk zaten. Yoruma da belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.